Mumdan Hanım zamanın birinde bir padişah varmış. Padişahın da tek oğlu, veziri de yanına alarak kendisi için kız aramaya çıkmış. Padişahın oğlu kız ararken herkesin evine gidip bacasına bakarmış. Bir de kimsesi olmayan bir karı koca varmış. Adam, bütün padişahların, camilerin, sarayların mumlarını yapan bir mumcuymuş. Mumcunun hanımı, kocasına, "Bize bir tane mumdan kız yap, Allah belki can verir," demiş. Kocası da, "Başımızı belaya mı sokacaksın?" demiş. Daha sonra karısının ısrarına dayanamayan adam mumdan güzel bir kız yapmış. "Doğan aya sen doğma ben doğayım," dermiş. Yani kız o kadar güzelmiş. Mumcu kızın eline bir kasnak yapmış ve ona nakış işliyormuş edası vermiş. Akşama kızı eve götürmüş ve karısı da çok şaşırmış. Hem de mutlu olmuş. Ertesi gün kadın bahçeye bir sandalye koymuş, eline de kasnağı verip mumdan kızı oturtmuş. Bir gün padişahın oğlu veziri de yanına alıp yine kız aramaya koyulmuş. Kısa bir süre sonra mumcunun bahçesine gelmişler. Bir de ne görsünler, bahçede güzel mi güzel bir kız nakış işliyor. Padişahın oğlu kızı görür görmez, "İşte bu benim aradığım kız," diyerek bayılmış. Olanları duyan padişah hemen mumcuyu çağırtmış. Mumcu da mumları eksik verdiğini, padişahın da kendisini o yüzden çağırttığını düşünüp korkmuş. Korktuğu gibi olmamış, hatta ikramla karşılanmış. Padişah, "Mumcu efendi, Allah'ın emriyle kızına talibim," demiş. Mumcunun rengi atmış ve düşüneceğini söylemiş. Eve giden mumcu karısına, "Sen benim başımı belaya mı sokacaksın?" deyip olanları anlatmış. Karısı da, "Korkma Allah büyüktür, sen padişaha gidip 40 gün mühlet iste," demiş. Mumcu padişaha gidip mühleti istemiş, padişah da kabul etmiş. 40 günlük erzak alan mumcu evine gelmiş. Hanımı ile birlikte mumdan kızı bahçeden içeriye alan mumcu, kızı kıbleye doğru koymuş. Daha sonra kendileri de abdest alarak kıbleye dönmüş ve Allah'a yalvarmaya başlamışlar. "Allah'ım, sen bizim mumdan kızımıza can ver," diye dua etmişler. 40. gün bakmışlar ki kız yürümeye başlamış ama konuşamıyormuş. Onlar da, "Bu kadarı oldu ya Allah büyüktür," demişler. Mumcu padişaha haber göndermiş ve düğün başlamış. 40 gün 40 gece düğün olmuş ve padişahın oğlunun mumdan bir hanımı olmuş. Padişahın oğlu çok mutludur ama mumdan hanımın konuşmamasına üzülmektedir. Bir gün padişahın oğlu mumdan hanıma, "Benimle konuşmazsan üzerine kuma getireceğim," demiş. Mumdan hanım da başını sallamış. Padişahın oğlu olanları arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşları da, "Mumdan hanım, öyle bir yemek yapacaksın ki ordum yiyecek, sivilim yiyecek ama kimse yardım etmeyecek, dersen o zaman daralır ve konuşur," demişler. Padişahın oğlu da olanları Mumdan hanıma söyler, o da başını sallar. Sabah olunca Mumdan hanım kimseden yardım almadan yemekleri hazırlamaya başlar. Bu arada padişahın oğlu onu izlemektedir. Mumdan hanım yemekleri masanın üzerine dizmiş, sıra ile tuzlarına bakmaktadır. Bütün yemeklerin tuzuna bakmış sıra dolmaya gelmiştir. Dolmadan ağzına alır, "Eyvah! Yemeklerin hepsi güzel olmuş ama dolmanın tuzu biraz eksik olmuş," der. Padişahın oğlu saklandığı yerden çıkıp Mumdan hanıma sarılır. Müjde hemen mumcuya ve hanımına da verilir. Yeniden 40 gün 40 gece düğün olur. Mutlu bir şekilde yaşarlar.